Evet, ben onu göreceğiz. Yağmurda çok az kaldı. Çok merak ediyorum. Nasıl? Bir dakika, ne merak ediyorsun? Oğuzhan kazanmazsa o suratını o kadar merak ediyorum. Yağız da söyledi. Yağız'a neden bunu söylemiyorsun? Neyi? Yağız'a neden bunu söylemiyorsun? Sen kendini Yağız'a rakip görmüyor musun? Ya hayır. Oğuzhan seni Yağız'a eleyeceğim. Finalde yoksun Oğuzhan. Oğuzhan da bilerek yapıyor bu canlı. Evet ya, farkındayım. O kadar mutlu bir şey yapıyor. Ben canlı çok haklıdım. Bugün mutlusun olsan Yağız'ı göreceksin. Evet evet, keyifli yerindeyim. Yok canım, estağfurullah. Tadını çıkarttın zaten. Gülün ya, ben bağırış bu. Niki ya bağırışmak değil. Evet, biz de bunu istiyoruz. Bağırmanızı gergin olmalısınız. Gayet güzel eğleniyorsunuz. Bir de düşünsene. Son bölüme giriyoruz artık, son. Evet. Final. Tadını çıkartmamış. Şampiyon belli olacak gerçekten öyle. Şampiyon belli zaten Burcu Hanım. İkinci kim, siz onu seçin. Şampiyon kim? Hadi beni göster. Ah. Ya. Aynen. Allah yardımcı olsun. Şampiyon kim sizce? Herkes kendini seçecek. Hiçbir şampiyon kendi şampiyonluğunu öyle ilan etmez. Teşekkürler Yağız, tamam düşünüyorum. Az önce güzel şeyler yaşandı Elif, onunla ilgili bir şeyler konuşmak isterim seninle tabii ki. Ah, barıştın mı? Bir şeyler konu. Evet, içeride bir şeyler konuşuldu, siz duymadınız. Furkan, İznin olursa söylemek tabii isterim. Tabii Furkan dedi ki Elif'e, ben Elif'in yanına gitmek isterim. Yani ben de bu kişilerden bir tanesi olmak isterim dedi. Ha. Ben inanamadım mesela. Elif'in de hoşuna gitti gibi geldi. Ha, aşkı var mı? Bu grupta. Yazılmak için. Evet, fark ettim. Hoşuma gitti. Ama sonuçta olacak bilmiyorum. Kendini feda etti. Evet, beni yazın dedi, bilmiyorum ama beni yazın derken beni söyleyin dedi ama öyle dedin galiba, öyle anlayacağım. Yemin ederim bak, Elif öyle deyince. Beni söyleyebilirsiniz, ben Elif'in yanına gitmek isterim demedim mi? Evet evet, öyle diyeceğim. Elif öyle deyince Murat da kendini tutamadı. Hayır dedi, seni o potaya sokmam, ben gireceğim dedi. Ben işte şimdi merak ediyorum. Ben de bir şey rica ediyorum, gönüllü olarak ben. Ayda dedi ki siz bu hayatta varsınız, asıl benim girmem gerekiyor dedi. Ya bunu kendi aralarında kesin konuşmuşlar. Dedim ki ben hep beraber gidelim. Ben Yaz'dan başlayarak yavaş yavaş almak istiyorum artık. Tabii ki Burcu Hanım. İsimleri daha doğrusu, evet. Yani olmasaydı daha iyi olurdu aslında. Hı hı. Şu an kaybetmeseydik daha iyi olurdu ama biz şuna inanıyoruz. Bu evde ne olursa olsun hepimiz rakip de olsak gerçekten... bugün ben arkadaşlarımın, dostlarımın bu evden şampiyon olarak çıkması beni inanılmaz gururlandırır, inanılmaz mutlu eder. Ben şampiyon olmak çok istiyorum ama benim dostumun da şampiyon olması beni çok mutlu eder. Hı hı. O yüzden benim de şampiyonluğuma çok mutlu olacaklarına da inanıyorum. Bizim şu an mecbur söylememiz gereken bir isim var. Hı hı. Bugüne kadar aramızda hiçbir problem geçmedi dostlarımla benim bu evde. Hiçbir yanlışları olmadı bana karşı. Hı hı. Ben de onlara yanlış yapmamaya kesin çok dikkat ettim. Bu hafta güzel bir ekiptik. Son haftamız çok tatlı geçti. İnanılmaz keyif aldık. Kaybetsek de kazansak da çok keyifliydi benim için. Ben şöyle düşünüyorum. Bir de kendi aramızda dediğiniz gibi biz sohbet mahiyetinde konuşuyoruz. İçeride yemekten sonra da yine sessiz bir şekilde dediğiniz gibi sohbet ettik. Ama herkes varken, hı hı, Elzem dahil hepimiz, hı hı, varken sohbet ettik. Yine kafamızda oluşan şeyler oldu, isimler. Hı hı. Kesin. Murat da Furkan da kendini burada ortaya attılar. Benim kararım Furkan'dan yana. Onun da çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Yarın mücadele edeceğini düşünüyorum. Finale tekrar yaklaşmak için. Hı hı. Murat da aynı şekilde bana göre çok güçlü. Ama Furkan bu anlamda bir de ricası vardı. Evet. Elif'le alakalı. Hı hı. Daha böyle hırslanacağını, motivasyonlarının iyi olacağını da düşünüyorum. Tamam. Furkan. Peki. Diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Karşıda ekibe de tebrik ediyorum. Bu saatten sonra da hepimiz bireysel olacağımızı düşünerek şampiyonluğa giden son adımlar. Herkese de başarılar diliyorum. Bravo. Evin ilk haftası, ilk günü derken başarılar dilemiştim. Evet, oldu gerçekten. Dilemiştim. Şu anda da yok, herkese gerçekten başarılar. Gerçekten çok acayip ya, sanki dün gibi. Elif, sen ne söyleyeceksin? Evet. Sonu bana kalmadığı için mutluyum bu arada. Yani isterdim ki bizim ekipten biri çıkmasın, evet, oraya. Mutlaka. Ama ben yalnız da kalmak istemem tabii ki. Bu yüzden Furkan diyorum. Furkan, sen ne diyeceksin? Burcu Hanım, ben... Gönül isterdi ki kendi ismimi söyleyeyim. Tamam. Yok. Onu söyle bir kere daha, son kez söyleyeceksin. Ayda ile Murat arasında kaldım. Evet. Kendi aramda öyle bir aralarında şey yaptım. O piti piti. O piti piti yaptım. Kura çektim diyorsun. Peki. Kura çektim. Şansa Murat çıktı.
Peki. Murat bana hakkını helal etsin. Kardeşimdir, dostumdur. Dostumdur aynen. Aynı şekilde Yağız da öyle. Güzel. Hani bugüne kadar biz birbirimizi iyi taşıdık onlarla. Ben de üstüme düşen son görevi yapayım dedim arkadaşlarıma, dostlarıma karşı. Bu şekilde. Güzel, peki. Murat sen ne diyeceksin? Şimdi Burcu Hanım, kader öyle güzel ki yani üçümüz hiç ayırmadan yan yana hep son oyuna kadar ellerimiz bağlı şekilde birbirimize kenetlenerek son ana kadar bizi taşıdı, götürdü. Ben inanıyorum ki bu dostluklar ebedi olacak. Çünkü biz buraya gelene kadar çok büyük psikolojilerle savaştık. Kesinlikle. Aşırı büyük psikolojilerle savaştık. Bazı zamanlar çok yoğundu hatta. Üstesinden geldiğimizi düşünüyorum. Biz Furkan'la orada o piti piti gerçekten saydık bu arada. Yan yana. Kendisi de beni yanlış anlamayacağını düşünüyorum. Kendisi Hedef'in yanında daha mutlu olacağını da dile getirdi. Evet. Orada kendisine zaten güveniyorum. Benim gönlümün şampiyonu zaten kendisi, benim kardeşim olarak, ailem olarak, evet, açıkçası. O yüzden ben de Furkan demek isterim hocam. Ayda, teşekkür ederim Murat. Rica ederim hocam. Öncelikle bu ekipte olduğum için çok mutluyum. Bu oyunu kaybetmiş olabiliriz ama sizi kazandığım için aşırı mutluyum. Ben de bir isim vermek zorunda olduğum için Furkan diyorum. Bir şey söyleyeceğim. Birazdan anlayacaksın neden gülümsediğimi. Elzem ne diyeceksin? Kendisi söyleyecek. Siz ne yaşıyorsunuz gerçekten bilmiyorum. Yani finale gidiyoruz biz. Niye kendinizi potaya sokmaya çalışıyorsunuz hiçbir fikrim yok. 2 hafta önce şunu yapsaydım eğer çok eğlenecektim. Şimdi de biraz eğleneceğim ama 2 hafta önce olsaydı daha çok eğlenecektim. Bu kadar yanında olmanızı ne bileyim biraz garip oldu. O piti piti karamel sepeti terazi elastik cimnast neyse. Boşver. Furkan diyorum. Boşver. Tamam. Furkan. Teşekkürler. Çünkü İstediğin Murat oldu biraz daha güçlü, evet, senden. Sen bir şey söylemeden önce ben bir şey söylemek istiyorum. Ben neden böyle bir sen Murat konuşurken bir güldüm. Çünkü sanki böyle sağ tarafından böyle bir ses geldi gibi geldi. Sonra Ayberk'e baktım. Ben öyle hissettiğim için söylüyorum. Bence Ayberk, Elzem ve Elif varken bu potanın içinde çok rahattı. Ama Furkan gelince biraz rahatsız oldu gibi geliyor. Niye açıkçası. Erkek olmak? O yüzden sanırım anladığım kadarıyla senin burada varoluşun yani daha doğrusu 4 kişilik bir ekipsiniz şu anda ve sizin aranızdan birisi yola devam edecek yarın yapacağımız oyunlar diyeyim sonrasında. O yüzden belki bir şeyler de söylemek istersin. Ama Furkan'dan o ses, Ayberk'ten o ses gelmeden önce de şöyle bir durumum vardı ister istemez. Yani Elif çok tatlı, çok süper bir kek gibi oldu, yumuşadı falan derken aslında siz de mücadele ediyor olacaksınız yarın. Yani o zaman ne olacak? Tadınız kaçacak mı, kaçmayacak mı? Ne bileyim, yani mücadele ederken senin gözünün yaşına bile bakmayacak. Büyük bir ihtimalle Furkan ya da sen de aynı şekilde. Ya sonuçta büyük bir mücadele olacak. O yüzden yine bir gün sürdü bu kızcağızın mutluluğu. Öyle gibi oluyor değil mi? Yani. Değil mi? O keklik böyle bir gün sürecek. Ben onu bozmak istemezdim ama sen zaten farkındasın. Ama yine de güzel. Bol şans diliyorum sana da. Ama senin söyleyeceklerin de var. Lütfen dinleyeyim. Ondan sonra da yarına pas atacağım artık. Burcu Hanım, arkadaşlarımla öncelikle bu kadar güzel yorumlar almak hoşuma gitti. Yani onlar canlarım, dostlarım zaten. Hani konuştuğumuz bir şeydi. Potoya çıktığım için gerçekten mutluyum. Oradan çıkacağımı deneniyorum. Ayberk'e başarılar diliyorum. Şampiyonun da bizlerden birisinin olmasını isterim her zaman. Güzel, eminim öyledir. Ben o zaman söyleyeyim söyleyeceklerimi. Tekrar söylüyorum, sana zaten itirafta bulunmuştum. Sana sert bir çıkış yaptım ama işe yaradı herhalde diye, evet, düşünüyorum. Evet, İlk geldiğinde çok böyle bambaşka bir kişilik. Belki de olmadığın birisi olduğunu düşünmek zorunda kaldık. Seni çok anlayamadığımız, göremediğimiz, hiçbir şekilde tanıyamadığımız ve anlayamadığımız için. O günden sonra bambaşka bir Furkan gördüm ben. O yüzden bunun için seni zaten teşekkür ettim. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok ben beyefendisin bence. Çok tatlısın. İyi bir insan olduğun çok çok belli. Kızlar zaten seni çok seviyorlar. Ben onların fikrine de saygı duyduğum için ayrıca sevilecek bir insan olduğunu da düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Elif, sen zaten
bugün söyleyeyim, bu konuşmaları yapayım istedim nedense, bilmiyorum, sanki veda gibi oldu ama yanlış anlaşılmasın, herkes konuşuyor, ben de konuşayım. Yağız Bey konuştu, ben de bir şeyler söyleyeyim istedim. Estağfurullah. Elif sen süper tatlısın, geldiğin günden beri bana böyle bir içimi rahatlattın. Bence ev için de aynı şekilde çok güzel bir renksin, çok çok tatlısın, çok bence zarifsin, çok duygusalsın ama normal, anlayabiliyorum. Bence o duygusallığını hiçbir zaman kaybetme, çok sana çok yakışıyor. Süper tatlı bir insan olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Elzem, yani bayılıyorum sana. Gerçekten bayılıyorum. Hele son iki haftada, her zaman çok iyi performans gösterdim ama son iki haftadaki tavırların ve performansın inanılmaz iyi. Arkadaş seçiminde bir hataların olduğunu düşünüyorum. Sen onu biliyorsun ne demek istediğimi. Ama yine de süper nefis tatlı bir renksin sen de. Seni tanıdığıma çok çok sevindim. Ayberk, seni tanıyacak bir vaktim olamadı. Kusura bakma. Elzem'e söylediklerimin yarısından fazlası sende var. Bu arada arkadaş seçimlerine biraz dikkat edebilirsin bence diye düşünüyorum. Keşke daha erken gelseymişsin. Nefis bir oyuncusun bence. Güzel bir ekran yüzüsünde aynı zamanda. İyi ki geldin. Sizlerle zaten yarın konuşuruz. Sizlere bol şans diliyorum. Tekrar söylüyorum. Evet, çok yakın arkadaşlar oldunuz ama yarın büyük bir mücadele sizi bekliyor. Ben bu dört kişiden bahsediyorum. Sizler için apayrı bir konuşma yapacağım. Çünkü bence çok duygusallaşacağız. Şimdi hazır böyle biraz gücüm de varken bunları söyleyeyim dedim. Çok çok teşekkür ediyorum size. Bol şans diliyorum. Yarın uzun ve çok zevkli bir gün sizi bekliyor, emin olabilirsiniz. Bir sürü sürpriz sizi bekliyor. Arka arkaya sürpriz gelecek size. Bundan da emin olabilirsiniz. Hepiniz için söylüyorum. Bol şans diliyorum hepinize. Gerçekten hepiniz benim için ayrı ayrı çok kıymetli insanlar haline geldiniz. Her zaman da yanınızdayım, arkanızdayım. Biliyorsunuz zaten. Ama yarın değişik bir gün olacak, öyle söyleyelim. Sevgili izleyicilerimiz de bence iple çekiyor. Siz de bence iple çekiyorsunuz aynı zamanda. Yayında emeği geçen bütün arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Ve tabii ki her zamanki gibi sizlere efendim. Yarın bizim için çok büyük ve çok önemli ve çok kıymetli bir gün. Bizimle birlikte olursanız, bu heyecanınızı bizimle paylaşırsanız çok mutlu edersiniz bizi. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.